Son videoda bir basamağı sonsuza kadar tekrarlayan sayılarla ilgili örnekler çözdük ve bu sayıları kesre dönüştürmeyi başardık. Bu videoda biraz daha farklı olarak sonsuza dek tekrarlayan çoklu basamaklarla uğraşacağız. Diyelim ki elimizde 0,36 virgül devirli ondalık sayısı olsun. Çizgi 3 ve 6'nın üzerinde olduğu için bu sayı 0 virgül, 3, 6, 3, 6, 3, 6 şeklinde tekrarlayan bir sayıya eşit. Bu tarz bir problem çözmek için yapmamız gereken en önemli şey, aynı bir önceki videoda yaptığımız gibi bu sayıya x demek. 10 ile çarpmak virgülü sadece bir basamak sağa kaydırdığından, onla çarpmaktan başka bir şey yapmamız gerekiyor. Öyle bir şey yapalım ki en sonunda sayıları alt alta getirdiğimiz zaman, ondalık kısımlar birbirleriyle aynı hizada olsunlar. Ve bunu yapmak için ondalık kısmı 2 sağa kaydırmak gerekiyor. 2 sağa kaydırmak için ise 100 ya da 10'un karesiyle çarpmalıyız. Bu durumda 100x neye eşit olacak? Virgül 2 sağa kaydırıyoruz. 1, 2, virgül. Artık burada olacağından dolayı 100x 36 virgül. 36, 36, 36, 36 diye sonsuza kadar devam eden bir sayıya eşit. Şimdi x'i buraya yeniden yazalım. 100 xten bunu çıkaracağız. x eşittir 0, 36, 3, nokta, nokta, nokta. x'i 100 ile çarptıktan sonra çıkarma işlemi yaparken, ondalık kısımları aynı hizaya getirdiğimde, 3'lerin ve 6'ların da aynı hizaya geldiğini görüyoruz. Ve ondalık kısımların aynı hizada olduğundan emin olmalısınız. Bu işlemin önemi şu, 100 xten x'i çıkardığımız zaman tekrarlayan kısımların birbirini yok etmesi. Öyleyse şimdi bu iki şeyi birbirinden çıkaralım. Sol tarafta 100 xten x'i çıkarırsak, 99 x elde ederiz. Ve sağ tarafta ise, bu kısımlar birbirini yok eder ve sadece 36 kalır. Her iki tarafı da 99'a bölebiliriz ve böylece x eşittir 36 bölü 99 sonucuna elde ederiz. Pay ve payda ikisi de 9'a bölünüyor değil mi? O zaman sadeleştirelim. Payı 9'a bölersek, bölüm 4 olur. paydayı böldüğümüzde ise, bölüm 11 olacak. Yani 0,363636 diye sonsuza kadar tekrarlayan bu sayı aslında 4 bölü 11. Güzel, şimdi de bir başka ilginç soruya geçelim. Diyelim ki elimizde 0,714 714 devirli ondalık sayısı olsun. Ve bu sayıda tekrarlayan 1 ve 4 olsun. Bu da bir öncekiyle aynı şey aslında. Dikkat edin, burada tekrarlayan sayı, 714 değil, sadece 14. Yani 7, 1, 4 tekrarlamıyor, sadece 1 ve 4 tekrar ediyor. Yani bu sayı, 0,7141414 1, 4, 1, 4 şeklinde sonsuza kadar devam eden bir sayı. Şimdi bu sayıya yine x diyelim. Tam kısmın 714 olması için bu sayıyı 1000 ile çarpmaya teşebbüs edebilirsiniz, 1000 ile çarpmayı deneyebilirsiniz. Ama aslında bunu yapmasanız daha iyi olur. Bence yapmayın. Yapmamız gereken şey şu. Bu noktayı yeteri kadar, bu virgülü yeteri kadar kaydırıp, çıkarma işlemi yaparken, tekrarlayan kısımların birbiri üzerine denk gelmesi. Bunu sağlamamız gerekiyor. Bu durumda da noktadan sonra 3 sayı 3 basamak olmasına rağmen sadece 2 sayı 2 basamak tekrarladığından sayıyı 10 üzeri 2 ile çarpmamız gerekiyor. Yani bir kere daha 100 ile çarpacağız. Bu durumda 100x virgülü 2 sağa kaydırırsam 71 virgül 4, 4 1 4 1 4 1 diye giden bir sayıya eşit değil mi? Ve x'i de bunun altına yazalım x neydi? x 0 7, 1, 4, 1, 4, 1, 4 diye devam eden bir sayıydı. Ve dikkat edin buradaki 1, ler alt alta gelmeli. Yani çıkarma işleminde bu 1, 4'lerin birbirine götürmesi gerekiyor. Şimdi çıkarma işlemini yapalım. 100x, eksi x, 99x. Bu 1 bir dörtler birbirlerini yok ettiler ve elimizde sadece 71,4 eksi 0,7 gibi bir ifade kaldı. Bunu aklımızdan bile yapabiliriz ama gelin biz uzun yoldan gidelim. Ne yaptık? Komşudan borç aldık. Bu durumda bu 14 olur, bu da 0. 14 eksi 7, 7'ye eşittir. 70 eksi 0 da 70. Böylece 99 x'in 70,7'ye eşit olduğunu bulduk. Ne yapacağız? İki tarafı da 99'a bölelim. Gördüğünüz gibi burada garip bir şey oluyor çünkü hala bir ondalık sayımız var. Neyse bunu en sonda düzeltebiliriz. Şimdi her iki tarafı 99'a bölelim. Bu durumda x eşittir 70,7 bölü 99 gibi bir ifade elde ettik ve bu ifadeyi henüz tamamen kesirli bir sayıya çeviremedik. Hala payda ondalık bir sayı var. Ama bu kolayca düzeltilecek bir şey değil mi? Bu ondalık kısımdan kurtulmak için pay ve paydayı 10 çarpacağız. Şimdi pay ve paydayı 10 çarpalım. Böylece 707 bölü 990 kesirli sayısını elde ettik. Şahane. Bir örnek daha yapalım. Diyelim ki elimizde elimizde 3,257 devirli ondalık sayımız var ve biz bu sayıyı kesirli bir ifadeye çevireceğiz. Ne yapacağız? Bir kez daha bu sayıya x diyelim. x 3,257,257,257 5 7 diye gidiyor. 257'ler sonsuza kadar tekrar ediyor. Tekrar eden 3 basamağımız olduğundan x'i 1000 yani 10 üzeri 3 ile çarpmamız gerekiyor. Bu virgülü 3 basamak sağa kaydıracağız ki tekrarlayan kısımlar birbirini yok etsin. Peki 1000x neye eşittir? Virgülü sağa doğru 3 basamak kaydırırsak 3257,257257257 diye giden bir sayımız olur. Bu sayıdan x'i çıkaralım. Ve dikkat edin yine ondalık kısımların tam olarak alt alta gelmesi gerekiyor. x neydi? 3,257257257 diye tekrarlayan bir sayıydı. Sonsuza kadar tekrar ediyor 257'ler. Dikkat edin x'i 1000 ile çarptığım zaman 257'lerin 257'lerin alt alta gelmesini sağladık. Şimdi öyle bir çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor ki tekrarlayan kısımlar birbirlerini götürsünler. Şimdi çıkarma işlemini yapalım. Sol tarafta bin tane bir şeyden bir tane şeyi çıkarıyoruz. Ne oluyor? O şeyden 999 tane kalıyor. Bu kısım, bu kısımla birbirini götürür. Sonuç olarak 7 eksi 3, 4, 5'i, 2'yi ve 3'ü olduğu gibi aşağı alalım. Böylece 999x eşittir 3254 sonucuna ulaştık. Ne yapacağız? İki tarafı da 999'a bölelim. Ve bu durumda x 3254 bölü 999'a eşit olur. Bu da bariz bir şekilde bileşik kesirdir. Pay paydadan daha büyük. Eğer isterseniz bunu basit kesre çevirebilirsiniz. Aslında 0,257257 yani tekrarlayan kısmın neye eşit olduğunu bulmaya çalışabilirdiniz ve 3 de bu tam sayılı kesrin tam kısmı olurdu. Ya da 3254'ü 999'a bölebilirsiniz. Aslına bakılırsa bölme işlemini oldukça düzgün bir şekilde yapabiliriz. 3254'ün içinde 999 3 defa bulunur. Şimdi de kalan kısmını bulalım. 3 çarpı 9, 27. Ama buraya 2 eklemek zorundayım ki böylece 29 olacak. 3 çarpı 9, 27 ve buraya 2 eklersem 29 olur. Yani sonuçta sayıları yeniden gruplandırırsak ya da komşudan borç alırsak burası 14 olur ve burada 4 kalır. Yeni bir renk kullanalım. 4, 9'dan küçüktür. Burada da komşudan borç alalım. Burası 14 oldu. Bu basamakta 1 kalır. Ama 1, 9'dan küçük olduğu için yeniden komşuya gideriz. Böylece burası 11 olur ve bu basamakta da 2 kalır. 14 eksi 7, 7 eder. 14 eksi 9, 5. 11 eksi 9 ise 2. İşlemleri doğru yaptım mı, Evet, x 3 tam 257 bölü 999'a eşittir. Ve böylece sonucu bulmuş olduk. Şahane.